Arkadaşlar, kusura bakmayın, böyle küçük bir aksaklık oldu ama çözdük. Bokeh Ahmet konuşmuştu. Dari şu an konuşamayacak. Onlar bu arada bootcamp'te çalışıyorlar. Dux'ın sen ne düşünüyorsun? Bu sezon şampiyonluk liginde değilsiniz. Eski takım arkadaşım, son takım arkadaşım. Ne haber? İyi. Ya Bugün Go For LoL tahminette birincisi oldu bu arada, lafını kestim ama Dux'ın ve takım Atlas. Umarım devamı gelir. Evet, sendeyiz. devamı gelecek zaten. Biz bundan eminiz. Bu KMF gerçekten geçen seneye göre e-sport'un geliştiğini gösterdi bana. Çok ciddi gelişmeler var bence. Evet, Geçen evet. seneyle bu sene arasında. Evet, çok haklısın. Oyunlar gayet çekişmeliydi. Güzel stratejiler vardı. Yani izlenmeye değecek bir KMF gördüm. Evet. Peki önümüzdeki şeyde İST değil de YST'de Atlas nasıl geliyor? Atlas gelecek ya. Bu arada şeyi soracağım. Leylünehar'la ilk defa oynuyorsun. Yani bu hafta oynadınız. Nasıl anlaşabiliyor musunuz? Nasıl bir ortam var şu anda Atlas'ta? Benden sonra. Yani yine anlaşıyoruz tabii. Sonuçta biz profesyoneliz. Yani sen gittiğinden beri ortam değişmedi. Aynen. Anladım. Peki. Marshall, sen ne düşünüyorsun? KMT ve Şampiyonluk Ligi hakkında. Marshall'ın yeni takım hakkında bir soru soralım. Evet, Sence evet. TT'ye geçmen senin için iyi oldu mu? Takıma, yani takım şu anda hırslı mı? Yiğit. BT hırs bakımından şu ana kadar oynadığım en iyi takım olabilir bence. Genç kadro var zaten. Herkes başarı peşinde. Yani sadece amacımız başarı yakalamak. Çok çalışıyoruz. Yani genç bir kadro olduğu için herkes kendini geliştirmeye çalışıyor. Trainler de iyi gidiyor. İST'yi bekliyoruz yani. Anladım. Güzel, iddialı. Başka revanche. Revanche bu arada bayağı sevdiğim ve yayınlarımda falan da hep böyle izleyen çok sevdiğim bir kardeşim. Revanche top lane'de ne zaman kendini böyle bayağı söz ettireceksin. Ya şu an zaten bir şey yapıyorsun ama biraz metadan yakınıyordun. Onlardan bahset istersen. Evet, şu an tekrar ettim bu arada. Yani şu anki metadaki hero'lar tank, ağır başlı hero'lar ve hani karşımdaki de öyle olunca hani sonu gelmez bir kapışma oluyor aramızda. Yani kimin kazandığı da ortaya çıkmıyor. Kimin daha iyi olduğu da. Yani bu meta pek hoşuma gitmiyor yani, onu Birazcık diyeyim. sanki seni kısıtlıyor değil mi bu meta? Evet. Aslında alınabiliyor farklı şeyler. Fakat onun için çok oturmuş bir kadro olması gerekiyor. Mesela Dark Passage gibi Yasuo alması topta ya da herhangi bir istediği bir carry'i alabilmesi gibi Fabulous'un değil mi? Evet, kesinlikle. Anladım. Ben Hakan'a bir soru sormak istiyorum. İlk Evet abi. oynadığınız karşılaşma, Whitefire karşılaşmasında gerçekten çok güzel oynadınız takım oyunu. Bayağı zorladınız Whitefire gibi bir ekibi. Evet. Bence ilerleyen haftalarda böyle büyük takımlara karşı bir şansınız olabilir mi? Ben onu seziyorum çünkü takımda. Gerçekten uyum, team train açısından bayağı atmışsınız oyun. Bayağı çalışıp gelmişsiniz. Sence ne Evet, olur? daha da çalışmamız gerekiyor. Şu an nasıl desem, koridorları kazanabiliyoruz ama oyun takım oyununa geldiğinde bazı yerlerde eksiklikler oluyor şu an için. Onu Evet, da ona biraz trainlerle, tecrübesizlik evet. diyebiliriz. O da zamanla olacak bir şey bence. Evet. Zeynat hata kapatacağız o açıyı da. Peki, teşekkürler. İshak, sen bir şey söylemek ister misin? Ant. Evet. Haşikyo. KMF için. Evet. Seni dinliyorum. Haşikyo geldi. Yeni bir saldırı gücü taşıyıcısı. Neler olacak önümüzdeki günlerde ve KMF hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle KMF bizim için çok kötü geçti diyemem çünkü eksik koridorlarımızı görmüş olduk. Dediğin gibi yeni oyuncular aldık takımımıza.
Jungle ve Elikir'imizi değiştirdik. Şu an Ant takımıyla kurduğumuz kadro bence çok iyi bir kadro yani. Yanında oynadığım Haşikio da uzun zamandır oyun ara vermişti. Şu anda direkt oyuna başladığı zaman direkt ligde oynuyor şu an yani. Onun için zorlu bir lig. Evet. Ama evet. Çok iyi performans gösterdi. Özellikle bugünkü maçta EBA karşısında. Gerçekten çok üst düzey oynadı. Kısa bir alışma süreci olacak bizim için takım için. Ve ondan sonra ben kolay kolay yenilen bir takım olmayacağımızı düşünüyorum. Bakmasaj karşısı düşünmezsek de Akbasaj'ı. Bu arada, zorlu bir ekip olacak Ant. Bu arada kış mevsimi finallerindeki Triple'ın Sonay'la 3'te 3 yapışın için alkış sana. Ve şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence oyuncunun uzun süre bırakması ve sonra yeniden dönmesi onu bayağı hırslı yapar ve aç evet. yapar. Bence o yüzden şu tecrübe ve hani metayı tekrar yakalama olayı var ya. Hani uzun süre oynamazsanız metayı kaçırırsınız hani biraz. Onu yakaladıktan sonra bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum Haşikio'nun. Evet. Her şey çok daha güzel olacaktır. Evet, o zaman yarışma, daha doğrusu çekilişle ilgili bilgiler vereyim. Ondan sonra da maça geçelim istiyorum. Öncelikle arkadaşlar multiplayer twitch.tv/multiplayer'e girdikten sonra şimdi hediyelerimiz var. Nasıl hediye kazanırım? Burada zaten soru işaretleri var. Buna tıklıyorsunuz. Ardından çıkan sayfada burada bilgiler yazıyor. Neler veriyoruz? Bir kişi PlayStation 3 kazanıyor. Assassin's Creed 4 veriyoruz. Ve RP'ler veriyoruz. Peki ne yapmalısınız? Twitter sayfasını takip ediyorsunuz. YouTube kanalına abone oluyorsunuz Multiplayer'ın. Buralarda linkleri var zaten. 9 Şubat yani bugünkü yayından sonra Multiplayer'da heyecan dolu yepyeni bir hashtag oyun oynarken ile YouTube isminizin de dahil olduğu bir tweet atıyorsunuz. Ardından bu arada YouTube isminiz bahsettiğim şey şu hani youtube.com/ neyse isminiz. Bu kadar. İstediğiniz tweet atabilirsiniz. Tweet attıktan sonra da katılmış oluyorsunuz ve maçtan sonra da kazananları açıklayacağız. Budur. Maça başlayabiliriz alo. Bence yavaş yavaş. Alo. Bir dakika. Alo sesim geliyor alo. Mu? Evet geliyor. Abi ben Deniz Panda, kolay gelsin. Yetişim hoş geldin Pinti Panda. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben aslında daha erken gidecektim şeyleri, söyleşilere daldım. Yayından takip ediyordum. Tam hediye gelince uyandım. Gerçi sen çok çok iyi anlat abi. Hani ben tek bir şey belirteceğim. Bazen şeyler olabiliyor. Kafa karışıklığı olabiliyor arkadaşlarımızda. Kasım sizlere anlattı arkadaşlar çekilişe nasıl katılacağınızı. Siz de Twitch kanalındaki o 3 soru işareti var ya aşağıdan. Oradan evet, bakarak ulaşabiliyorsunuz. Zaten 7.30'dan itibaren tweetler atılmaya başlandı. Sağ olsun sponsorlarımızdan evet. Mavi Shop'un sponsorluğunda PlayStation ödülü vereceğiz. Assassin's Creed güzel oyundur. Ben daha 3'ündeyim ama 4 de güzel. Onu biliyorum. Onu da yanında vereceğiz. Oyunu oynarken hashtagini belirtip bunu yazıyorsunuz. Daha sonra bizi mutlaka Twitter'dan ve YouTube'dan takip ediyorsunuz. Kullanıcı adınız. Orada linklere tıkladığınızda da göreceksiniz. Evet. Herhangi bir tweet sınırı yok yani. Bir tane de atabilirsiniz. Ne bileyim 10 tane yani parmaklarınız yetiyorsa 100 tane de atın. O konuda artık sizin performansınıza kalıyor. Hani maçtan fırsat buldukça yardırın diyeyim ben size. Ve sözü de tekrar size bırakıyorum abi. Çok teşekkürler. Panda anlattı. Panda canımız. Ve maça geçelim. İsterseniz yavaş yavaş. Bir iki dakika daha tamam, rica edebilirsek. Tamam. Ben koltuğuma kaçıyorum abi direkt. Tamam. Yayılarak izleyeceğim. Size şimdiden kolay gelsin. Bu arada oyun sanırım düşmüş. Tekrar girdik. Evet şu an tekrar sen herkesi kurdum. Peki de. Sorulara bakmak istiyorum ben. Bu arada TS'den bayağı bir yazışmalar var. Benim TS'in sesini kapatmam gerekiyordu. Aynen. Onu oyundayken artık yapmaya çalışacağım şu anda. Bulması birazcık zor olur çünkü diye düşünüyorum. Tamamdır. Herkesi invite ettim. Okey. Herkes. Yok pardon. Bir kişi. Bir kişi tamam, eksik. Okey.
Beybe Kasım, sana bir soru sorabilir miyim Beybe Kasım? Evet, Ahmet. Ne oluyor? Senin bu arada Multiplayer'de ilk yayının, sen Multiplayer hakkında ne düşünüyorsun? Multiplayer'dan biraz bilgi verebilirsin istersen izleyen arkadaşlara da. Multiplayer güzel bir organizasyon. Zaten çok önceden tanıdığım Mertan abinin organizasyonu. Böyle bir yerde yer almak, güzel insanlarla ortak paydada yer almak beni bayağı gururlandırıyor. Ki bundan sonraki yapacağım işler için de bayağı bir referans olacak benim için diye düşünüyorum. Bu arada chatte troll de var. Güzel ya, multiplayer iyidir. Şu an hazırız. Multiplayer'da bu arada LoL dışında başka oyunlar oynayacağım ben. Onu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Şu anda LoL sunuculuğu yapacağım. Bu arada Ahmet Style'da başlatması gerekiyor. Önce takımları takım 1 Holy Totun kanalına geçebilirse eviniz arkadaşlar. Evet, takım 1'deki benim oyuncular. Kanalıma Elvin, Marshall, Revanç, Yürütmek, Leyli Nehar. Ha, birinci oda, okey. Birinci oda. User left your channel. Tabii ki de. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Kaldı. Okay. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Poke trollüne devam ediyor. Evet, şu an hazır takımlar. TeamSpeak odalarına geçtiler. Tamam. Başlatması lazım Ahmet'in. Okay. Go go. Ya bu maçta hiçbir şekilde... Bu arada şey mi? User disconnected from your channel. Arkadaşlar bu arada şimdiden özür diliyorum. Niye? Çünkü hastayım biraz. Sesim bazen kötü gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Hastalığından ötürü. Bu gelen şeyleri keşke kapatsaydım. Neyse. Arkadaşlık isteklerini kapatmalıyım. Unutmuşum. İstersen oyuncular hakkında konuşalım biraz. Evet. Elvind. Elvind. Bu arada oyun benim bıraktıran kim? Yani, oyun bıraktırtan şey, Marshall. Tamam. Marshall. Elvind bayağı playmaker bir oyuncu bir kere. O özelliği zaten insanları bayağı bir cezbediyor yani. Hani kötü aynen. De oynasa hani play yapmaya çalışıyor ya. O yeter yani. İnsanlar çünkü güzel hareketleri bayağı seviyor. Böyle çok fazla vuran ya da zor oynanılan şampiyonlarla oynamasını onun seviyor. Evet, gerçekten yetenekli bir oyuncu yani. Hı-hı. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar kendini geliştirmiş olması evet, çok kısa bir sürede yani. Dota'dan geçti ve evet. Çok kısa bir sürede adapte oldu ve şu an en üst seviyede oynuyor. İkinci oldular. Olunur. Evet, Marshall güzel bir çıkış yaptı aslında. Şampiyonluk liginde HVA takımına girdi. Evet, güzel bir jungler oyuncusu, orman oyuncusu. Fakat HVA'da problem çıktı ve AWH takımına AWH takımındaki Stansfield oyuncusuyla yer değiştirdi. Bu Marshall'ı biraz kamçılamış olmalı çünkü AWH takımında bayağı iyi oynadı. Evet, benim gördüğüm evet. Maçlarda. Ve TT takımından KMF sonrası teklif gelerek şu anda TT takımının ormancı oyuncusu. Kendisi gerçekten o da aynı şekilde playmaker bir oyuncu. Evet. Biraz Meteos taktiği uyguluyor Türkiye serverında. Carry jungle. Aynen, carry jungle. Gerçekten oyunları iyi bir oyuncu kendisi. Taşımaya çalışıyor. Revanche yukarı koridor oynuyor. O ilk başlarda şey yaptı. O da mesela Dota'dan geçen oyunculardan. İlk başlarda bir rol bunalımı yaşadı sanki böyle. Hani destek mi oynayayım, başka bir şey mi oynayayım? Hepsini oynayabiliyordu fakat odaklandığı bir şey yoktu. Evet, evet. Ve son zamanlarda artık yukarı koridora karar verdi ve gerçekten güzel şeyler yapıyor. Ben o ama yani oyuncuların bir kısmının çok sıkıntı çektiği bir konudur. Lane konusu, lane karar verme konusu. Evet, özellikle Dota'dan geçen oyuncular için o kadar zor ki yani kendinizi
aslında en çok hangi lane'e uyum sağlayabiliyorsanız o lane'de oynamalısınız ama Revanche'da çoğu lane'i oynayabiliyordu gerçekten. Ben Evet. bunu birinci gözden gördüm. Ama en sonunda top lane'i tercih etti. Üst koridoru tercih etti. Ki kendisi de şu anda üst koridorda gayet başarılı bence. Bu arada seçimlere değinelim. Ondan sonra oyunculara devam okay. edelim. Unit pack'te durup. Okay. Elvind LeBlanc aldı. Büyük ihtimalle kendisi oynayacaktır diye düşünüyorum. Bence de. LeBlanc'ı seviyor. Evet. Playmaker bir şampiyonu. bot aşağı koridor bakıyorum. Thresh var. Unit pack büyük ihtimalle oynayacak. Unit pack çünkü bayağı bir Thresh kasmış bir oyuncu. Bir OP hero ya. Evet. Bence. Bu arada karşı tarafta Amumu var. Ben şey düşünüyorum. Amumu support. Destek. Neden olmasın? Bence de. Neden olmasın? Edward yapıyordu bir ara. Evet. Bu arada hani Edward Kenan aldı ya support. Destek. Evet. Ondan bir ay önce falan zaten Zerg Sting'in bunu denediğini biliyor muydun? Zerg Sting'in bunu denediğini. Evet. Bunu evet biliyordum. Bayağı oynadığını hatta bize korkuyorduk karşı bir... biz falan. Antrenman maçında oynamıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani. Zerg'sin zeki bir oyuncu olduğunu Zerg'sin. Düşünüyorum. Evet zeki bir oyuncu bence de. O da aynı şekilde playmaker bir oyuncu. Evet onunla oynadığında o şeyi fark edebiliyorsun yani. Biz bazen böyle iki destek karakteri aşağı gidiyorduk falan birazcık trollüğüne. Gerçekten güzel bu ya yani Türk oyuncuların böyle gelişmesi ve yetenekli oyuncuların ortaya çıkması. Son zamanlarda yine o da ünlü oldu. İyi ki de oldu yani. Evet, kesinlikle. Bu arada mavi takım son seçimlerini yapıyor. Kyle'ı da kilitlediler. Bakalım Lee Sin'i alacaklar mı? Evet, aldı. Evet. O zaman Kyle yukarı koridor mu göreceğiz? Yüksek ihtimalle. Evet, bence de Kyle yukarı koridor. Şöyle bir şey de olabilir. Kyle Orman. Neden olmasın? Anlamıyorum ya. Lee Sin jungle gidecektir değil mi? Diye düşünüyorum. Lee Sin ne yani? Lee Sin yaptığı şeyi yapamaz. Fakat işte hani troll bir şey olduğu için ya da All-Star maçında çok kasmadıkları için neden olmasın? Görebiliriz belki. Yasuo var. Yasuo görüyorum. Hı-hı. Yasuo bence de çok broken bir hero değil mi ya? Evet. Yoksa, kesinlikle. Hı-hı. Yani zaten... gerçekten iyi bir oyuncunun elinde inanılmaz yani play yapabilecek bir hero. Evet kesinlikle katılıyorum. İnanılmaz güçlü bence. Yasuo'yla bir şeyleri kombine etmek böyle bayağı şey kolay bir de. Yani çok fazla knockback'i olan şampiyon olduğunu gösterdi bize Yasuo'nun çıkması aslında. Aynen. Bu arada kırmızı takımın da pickleri tamamlandı. Bakalım. Ama bu support gelecek. Evet. Galiba. Sonradan evet. Değiştirmezlerse. Bu arada roller karışık oynanıyor. Dux'ın yine ormana gitmiş gerçi ama Zed de gitmiş. Dying Prox LCS'de yapmıştı biliyorsunuz. Fena da olmamıştı bence. Ya split push aynen. Yapan bir bu arada Voke'nin bakar mısın? Sihirdar büyüsüne çarp var. Evet. Voke çarplı oynayacak. Yukarı koridorda çarplı oynayacak bence. Jungler olarak mı olacak acaba? Ya da evet öyle mi? Bakalım. Ya da iki ormancı. O da biraz çok şey değil mi? Troll. Hey, aynen o da bayağı troll olur. tamam. Arada şey yapabiliriz. Tursan'dan bu arada şey geldi. Evet, arada Tursan yani. Biraz trolledi beni. Ama şu an buradayım. Evet. Takımlara baktığımız zaman Dari'den bu arada o hangi sihirler büyüsü ya? Duru Görü. Evet. Bu arada oyunculara hızlı değinelim tekrar. Unit pack'te kalmıştık. Sona'yla 3'te 3 yapması ve Sona yani. Çünkü Sona bayağı beğendi ya. Evet. O çok güzeldi. Evet, KMF'nin özel şey hareketlerinden bir tanesi yani. Leylu Nehar. Leylu Nehar sen çok duymadın sanırım. Ben çok duymadım. Bir ara ama böyle pro oyuncu topluluğunun arasında bayağı bahsedilen bir oyuncuydu. Hı-hı. Çünkü Diamond 1'de West'te 60-70 puan evet. yapmıştı galiba. Ve bu da... çok az oyunla ve statleri de çok iyi. Kesinlikle yani bir Türk'ün tanımadığımız birinin
yapınca böyle bir şeyi biz de tabii merak ediyoruz. Ya Aa, bu kimdi seviniyoruz bunlara dedir. bayağı yani Tabii ki, Türk aynen. oyuncuların böyle güzel istatistikler yapması. Bakalım Lane Nihar birazcık kapalı kutu, kimse tanımıyor fakat ben bayağı ondan ümitliyim ve çok güzel işler yapacağını düşünüyorum gelecekte. Daxon Daxon. Şampiyonluk Ligi'nin yani kasteten önceki Şampiyonluk Ligi'nin başlarında bayağı bir damga vurdu değil mi? Ya Daxon deyince aklıma Carry Jungler geliyor ya direkt. Evet. Ya bayağı Atlas takımında yani çok ön plana çıktı. Ya bir jungler oyuncusunun bu kadar ön plana çıkması için gerçekten hem yetenekli hem de Türk metasını tamamen çözmüş olması lazım. İlk maçlarda bayağı ön plana çıktı. Bayağı iyi performans sergiledi. Gerçekten yetenekli bir oyuncu bence. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Son haftalarda ben geldiğim zamanki yani performansındaki düşüklük aslında hastalığı ve başka sebeplerden dolayıydı. Ve şu anda tekrar Atlas'ta ve gayet güzel şeyler, skorlar yapıyor. Aynen. Tekrar eski performansına döndü. Ahmet Style'dan hızlıca söyleyelim yine. O da Dota'dan geçmişti ama çok çok daha önce geçmişti. Evet, Ahmet Style Elvinler'den bayağı önce. tecrübeli bir oyuncu aynı zamanda. Bayağıdır tanıyorum kendisini. Karşısında da oynadım mid lane oynadığım zamanlarda. Tecrübesini yeteneğiyle birlikte birleştirerek gayet iyi oyunlar sergileyebiliyor. Özellikle şu anda Şampiyonlar Ligi'ne çıktı Whitefire takımı ve ben sürpriz piklerle bazen sürpriz pikler de yapabiliyor. Bana karşı Malphite ve Jarvan piklemişti mesela. Hiç o zaman meta olmamasına rağmen ve gayet de iyi oynamıştı eskiden. Ama sürpriz piklerle karşı rakibin mid lane oyuncusunu egale etmeyi başarabiliyor. Bunları bekliyorum ben Ben bu şampiyonluk liginde. Avrupa sunucusunda dereceli oyunlara girdiğim zaman böyle takıma ya da karşı tarafa genelde denk geliyor. Yakınız sanırım onunla. Ve hep böyle takımdaysa geldi kesin taşır. Karşıdaysa böyle ortaya gitmediğim falan filan havasındayım. Gerçekten korktuğum güçlü bir oyuncu. Boke hakkında Dari'den ya da Boke aynen. Boke'den devam Boke edelim. sen konuş istersen, ben çünkü pek ilgim Boke yok o yüzden. bir aralar şeydi böyle. Hani bu sayfalar falan var ya işte troll sayfalar ya da caps yapan sayfalar. Onların arasından böyle kendi özgünlüğüyle sıyrılmış bir insan. Ve işte her şeyden anlayan birisi. Böyle SWHD'nin birazcık daha görsel ağırlıklı olmayan hali gibi. Çok güzel troll Biraz daha videoları sanal falan hali. var. Evet, Aynen. birazcık daha sanal hali ve çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok güzel capsler ya da komik şeyler yapıyor. Eğitici videolar da yapıyor bu arada. Bir Ya onun bu çok önemli bence. Bir yani troll sayfaların, bu topluluk sayfalarından eğitici video yayın yapan, eğitici video paylaşan bir sayfa ben çok nadir görüyorum. Ve Boke'nin bunu yapması gerçekten mükemmel bir şey. Türkiye'deki League of Legends oyuncuları için. Bu arada ben hemen TeamSpeak'ten gelen sesleri kapatacağım. Kimde kalmıştık? Zergsting'de kalmıştık. The Knob One bu arada Zergsting arkadaşlar. Evet, Zergsting zaten KMF'nin yıldızı diyebilirim herhalde support konusunda. Gerçekten yarı finalde özellikle DP TT maçında pardon, hem yarı finalde o maçta da güzel oynamıştı. Hem de üçüncülük, dördüncülük maçında, AVH maçında mükemmel playstyle yaparak resmen maçı taşıyordu neredeyse. O kadar ön plana çıkmıştı ki. Yani orada salonda canlı canlı izlerken seyircilerin falan desteği mükemmeldi Zergsting'e. Her hareketinde falan "Oo, bravo" falan. Bayağı hoş bir sahneydi. Ki Gerçekten çok iyi bir oyuncu. yani Türkiye'de bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Yani Kesinlikle. taşıyıcı gidebilen destek oyuncuları. Yani herkes deniyor, herkes bunu yapmaya çalışıyor. Yani bir noktada herkesin yaptığı zamanlar oluyor fakat Zergsting bunu daha fazla yapıyor diğerlerinden. Yani tabii ki Aslında herkes öyle. şöyle de diyebiliriz. Mesela Türkiye'de birçok support oyuncusu var. Birçok destek oyuncusu var. Ama tarzları farklı. Yani tarzlarının farklı olması aslında Türkiye'de League of Legends'ı geliştiren bir şey profesyonel anlamda. Yani tarz farklılığı oyuna ayrı bir zevk katıyor o maçlarda. O yüzden Zergsting bunu başaran bir oyuncu. Ve bu tarz farklılığından dolayı Türklere ait farklı bir meta da oluşuyor kendi aralarında. Böyle Avrupa'da çok fazla alınmayan Sona mesela Türkiye'de hala çok fazla
Evet, kesinlikle. tercih edilebiliyor. Belki sürekli çünkü sona dememden ya da işte bundan önceki şeylerde tüm destek oyuncuların sona üzerine çalışması ve zaten sona da yiyeyim, sona alırım garanti bir seçim diye sona alması. Belki Evet, de bundan. kesinlikle. Dari Başka oyuncumuz? kaldı son Evet, olarak. Dari. Dari'yi ben pek takip edemedim ama birkaç maçını izlemiştim. Kendi gene jungler metasını kendisi yaratan, çok doğaçlama oynayan bir oyuncu. Jungle'da doğaçlama oynamak, ya yani ezbere oynamamak gerçekten çok iyidir bir oyuncu için. Takım açısından da çok iyidir. Çünkü jungle tamamen satranç gibi. Karşı takım bir hamle yapar, karşı jungler Dari oyuncusu bu bir hamle yapar, siz de bir arada hamle yaparsınız. yukarı koridora geçti sanırım şeyde. Son. Yukarı koridora mı geçti? O Ha, zaman büyük fail son şey. yaptım Yok o yok, zaman. büyük değil, hayır. Zaten bir hafta oynadı. O yüzden şey değil yani. O zaman yukarı koridor hakkında oyununu Ben hiç birazcık izlemediğimden şey dolayı yapayım. pek bilgim yok. Evet. Oyun zaten eskiden bir dönem Reoman Platz olarak yukarı koridor oynamıştı. Evet, Dari evet. aslında çok zeki bir oyuncu. Fakat bir türlü kendini gösteremeyen bir oyuncu. Bu arada ortada dans ediyor tüm Evet. oyuncular. Bu arada Öldürdüler. Blue Dux'unu. Team karşı gelerek bu dansa güzel bir trolledi. Ne yaptı Dari? Dari bana çok şey geliyor, bir de troll geliyor. Ki öyle yani, Evet, sayfasındaki falan aynen. açıklamalarından. Ya, profesyonel oyunculuk güzeldir fakat böyle hani bu arada Eğlenceli olmak da evet. Hoş. Oo, bu arada. Dari Lineer güzel Q attı orada. DC Flash Q Q'sunda yaptı flash sanırım. atan Dari. Evet. Biraz fail bir durumdu. Evet. Bu arada chat'i göstersem mi, ne dersin? Sen okuyabiliyorsun, ben okuyorum şu anda. Şu an chat'e bakıyorum. All chat'te bir şey var mı yani? Gösterebilir Ha, miyim all sence? chat'e mi? Hı hı. All chat'i şu anda gösterebilirsin. Tamam. Sıkıntı yok. Ya da şey, Whisperlar falan da geleceği için Aynen, boş eğer bir. komik bir durum Aha. olursa ben şey Evet. yaparım. Hı. Orta koridorda Dux'un var bu arada. Bokeh ormana gitmiş. Dux'un ormancı olarak orta koridorda oynuyor. Yani ormancı rolünü mainleyen biri Evet, olarak. Smite'ı değiştirmiş bu Evet, arada. değiştirmiş. Orta koridoru tercih etmiş. Dediğimiz gibi farklı rollerde oynuyor herkes. Kimse kendi rolünde oynamıyor şu anda sanırım, değil mi? Elvet mesela Kesinlikle yukarı zaten koridor oynuyor. Triart bir oyun değil. Evet, O yüzden eğlencesine. tamamen All Star maçı. Yıldızları topladık. Eğleniyorlar. Orta koridorda Zed alındığı zaman hemen karşısına alınabilecek bir Direkt. seçim. Evet, Kayle. Çok klasik bir matchup. Evet. Zed, Kayle matchup'ı. Ama bence Zed güçlü ya Kayle'a karşı gene de. Yani Değil her mi? ne kadar Evet. counter olarak görülse de yani kesebilme potansiyeli gene de yüksek Zed'in. Evet. Ya orada biraz akıl konuşuyor sanki, değil mi? Böyle ultisini ne zaman atacağı Kesinlikle, falan. kesinlikle. Oo, bu Oo. arada bot lane'de güzel bir Evet. flash pick geldi. Zerg Sting güzel kesti orada. Durst'ın AD carry'de de iyiyim dedi resmen. Zerg Sting heal attı bu arada. Heal'ın Türkçesi neydi bu arada? Onu şey yaparsan. Şifa. Şifa. Şifa bastı. Şifa almış. Bir bariyer yani, şifa. Oo, Dari çok güzel yakaladı. Revanche ölecek mi? Oo, bu arada revanç Revanche. çok güzel çekti. Evet. Çok güzel bir place geldi diyebiliriz revaçtan. Amu'yu çekseydi ölmeyebilirdi ama tam o sırada Zerg's'in E'si sayesinde biraz da kendi yaptığı place'i fail'a çevirdi. Evet. Evet, bu arada Dari ölmek üzere galiba. Bakalım bir Q gelecek mi revaçtan? Oo. Güzel Bayağı kesti güzel. Dari. Ben bu arada şeyleri ayarlıyorum. Sana bıraktım sözü şimdilik. Okey. Şu an mid koridorda, orta koridorda, mid koridorda da efsane oldu. Orta. Zed, Ya ne kadar fazla skor Kalk. çıktı. Bakar mısın? 4 dakikada 7 tane skor. Evet, bu 50-60'a gider galiba. Ahmet Style ve Oo, Elvin güzel bir flash geldi Unitbek'ten. Bu Gengi de atlatmayı başardı. Üst koridorda da aksiyon olmuş. Her yerde aksiyon var şu savaşıyor. anda. Evet. O Gridlock'ın Ahmet pasif Elvin falan çalışmış. birbirine girdi. İkisi de o ikisi de birbirini öldürdü. Güzel bir trade oldu. Tutuşturlar kullanıldı. Sıçralar Evet, şu atıldı. an
Bu arada Leylu Nehar Hunter Jungle yapıyor. Evet. Alt koridora gider mi oradan? Ne diyorsun? Bence bir dive girişiminde bulunurlar. Neden olmasın yani. Birazcık revanche'ın atabileceği. Bence oraya dive olmaz ya. Olmaz çok mı? Bakalım. Büyük bir hata bakalım, bence. Bakalım şu an yapıyorlar. Gregas geldi. Yolo dediler. Dive başladı. Turret şu anda revanche vuruyor. Revanche öldü. Turret oyun bıraktırtana döndü. Fakat evet. Lee Sin kaçmayı başardı mı? Aa, bu arada Duru gözü işe yaradı. Oradan kaçamadı. Dux'ın yardımıyla Lee Sin'i kesmeyi başardılar. Evet. Kill de Dux'ın da kaldı skorda. Bu arada Ahmet Style'ın bir gengi var. Top kor- yukarı top koridordan lane'den aşağı gelmiş ortaya. Aynen. Ama öyle bir uğrayıp çıktı. Aynen, korkuttu. Öyle bir denedi. Bir şey vuramasa da. Çünkü yukarıya ittirmiş zaten yeterince. Fakat sanırım Elwynd orayı dondurmuş. Çünkü minyon sayısına bakarsak 9 minyon geride. Birazcık orada zone yiyor sanırım. Evet, şu an Ahmet Style'da yaklaşamıyor. LeBlanc olduğu için. Bakalım. Şu an neler Elwynd olacak? Aynen. Birazcık hasar verdi. Zergsting 2'ye 1 çünkü Amumu geriye gitti. CS konusunda Elwynd'in üstünlüğü var. Elwynd benim takım arkadaşımdır eskiden. Gerçekten CS konusunda çok başarılı bir oyuncu. Farm konusunda, minion kesme konusunda. Yani neredeyse West'te antrenmanlar olsun, normal maçlar olsun CS'de geri kaldığını çok nadir gördüm. Minyon biçimi olarak şu anda zaten biçimi. Oyunun en fazla minyon biçmesi onda 40 ve minyonla. Ve şunu da söyleyeyim, LeBlanc'la minyon biçmek gerçekten zor bir iştir. Çünkü hiçbir yeteneğini kullanamaz minyon biçmek için. W evet, ne kadar arada... olsa da. Evet, yukarı bir Gragas geldi. Bakalım kaçabilecek mi? W'sunu kullandı. Ultisini de W'sunu kullanmak için kullandı. Bakalım kandırabilecek mi? Hayır, oh. Kandıramadı. Aslında pasifini fake ward etmek amaçlı kullanabilirdi. Evet, ortada bu arada ama. Aksiyonlar oluyor. Ama mı öldü? Leynihar onu aldı. Unit pack kaçıyor ve Dux'ın da aldılar. Evet, güzel yemli de oradan unit pack. Ejderha yapıyorlar. Ejderha alıyorlar. Caitlyn gider mi oraya? Gitmeyecektir bence. Bırakacaklardır çünkü çok tehlikeli tek başına gitmesi. Evet. Totemleri de yok zaten. Bu arada güzel bir bariyer geldi Marshall'dan. Gerçekten Marshall'dan. Mükemmel bir bariyer. Smite attı. Smite attı tabi. Tabi. Kendisi de orman alışkanlık olduğu için. Ooo. Kimden geçti ama ya? Şöyle yapmak istedi aslında, biliyor musun? Hani E ile arkaya gidecek ya. Arkaya gideceği evet. Yere attı Grabby revanche. Bunu düşünen Zergsting de, çünkü çok iyi bir trash oyuncusu. Evet. Öyle çapraz attı. Bence bunu yapmıştır yani. Biraz çok uçuk bir play yiyor ama Zergsting yapmıştır bence. Zergsting bu arada chatten de play yaptırıyordum sana ama olmadı dedi. Ve yaptı. Şu an yaptı. Geldi. Şu an yaptı. Oo, öldü. Evet. Aslında şifası vardı ama basmadı. Manyak roket. Oo. Bakalım. Süper Dux'in güçlü geldi. Manyak roket. Alt koridora. Revanche. Bu arada revanche mi revanche mi? İkisi de olur bence. Revanche bence. Revanche mi? Tamam. Biz revanche ediyoruz ama. Tamam. O revanche dememizi tercih ediyor. Tamam. Onun isteği doğrultusunda revanche diyoruz bundan sonra. Elwynd ve Ahmet Style'a bakarsak bence orta koridordan bir fark yok ya. O ikisi zaten orta koridorda çok çok büyük hasar aldı ve bir kule altı girişimi Ulti'ye aldılar. Ulti'ye gerek var mıydı ya? Yani yoktu herhalde. Aynen. Yoktu ama riske atmak istemedi aynen. Unispec zaten çok fazla orta koridor oynayan bir oyuncu olmadığı için hani ne kadar hasar vurur çok destek mantığı evet. Riske atmamak gerek yok diye düşündü. Bu arada ormanda bir şeyler oluyor. Aşağıda da Caitlyn Zed gölgesini atamadı. Bu arada Elwynd geldi oraya. Güzel okay bir combo yakalandı. Yaptı. Evet. Ignite'ı da bıraktı ve
Ama Dux'un geldi. Kill almayı başardı. Bakalım Unit Back devam edecek mi? Manası da çok fazla yok zaten. Zed'de bir tane şöyle vurayım dedi. Evet. Sonra geri çıkıyor. Şu anda mavi takımın bir üstünlüğü var. Hı-hı. Bakalım çevirebilecek mi maçı? Zerg Sting revanche ölecek bence. Ooo! Dari mükemmel bir Q attı. Revanche! Zerg Sting çok iyi kayıtladı. Evet. Ve revanche E'sini kullanamadı. Aynen. Bot lane biraz taşıyacak gibi ya. Evet. Zerg Sting kastı. Ama... Karşıda da Jinx gerçekten çok kazmış. Hani bu savaşı nasıl kaybettiler bilmiyorum ama 5 tane ikili varmış orada. Sanırım geriye gitmemişti. Eşyası yoktu o zaman. Zorksing'in eşyalarını gördün mü yalnız? Alıştı. 4 tane Doran. 3 tanesi kılıç, 1 tanesi kalkan. Değişik bir meta getirmişeydi içeriye. Şimdi bu savaşı kazanmalarına çok da şaşırmadım yani bu kadar Doran'la. Üst koridorda atarlı. Evet, orta koridorda şimdi bir dürtme geldi. Yürütmek farma yaklaştırmıyor. Kır koridorda bir şeyler olacak sanırım. Elwind ve Leyl Nehar. İnsek gelecek mi acaba? Ve insek evet. Geldi. Ama boş bir insek oldu. Yo, dolu bir insek oldu. Aynen. Ve kili aldı. Aşağı koridorda Jinx öldü bu arada. Revanche de mi düşecek? Evet, düştü. Yalnız nasıl olabiliyor bu? Bakar mısın? Yani Ferit şimdi bir tarafta 5 tane skor almış. Bir tane. Ve Bloodthirster'lı kalın savaşçı bir Jinx var. Evet. Ve karşısında sırf Doran'larla kalınabilen bir aşağı. Ama bence burada Amumu'nun verdiği hasarı kesinlikle küçümsememek lazım. Bence onun sayesinde alınıyor yani bu skorlar. Tabii ki çok fazla Doran almasından dolayı hasar ve canın fazlalığı dayanıklılığının arttırmasını sağlıyor Zerg Sting'i ama biraz tank AD carry oynuyor sanki, evet, değil mi? Evet. Bu arada Lee Sin artık yeter dedi resmen. Şu alt koridoru bir kurtarayım dedi. Bakalım evet. Neler yapacak. Bu hala atarlı oynuyor. Zerg Sting, Zixing, Lee Sin geldi. Ultisi var mı diye bakıyorum. Ultisi yok. Oo. Kesemeyebilir. Bu arada Dari ne kadar hasar verdi. Ama öldü. Ultiyi doşladı. Fakat... YOLO. Oo. Bu bayağı bir artistik bir aynen. Oyundu. Bu arada o Yasuo'nun duvarı var ya, çok sinir bozucu bir şey değil mi? Hani inanılmaz sinir bozucu. Aslında her yeni çıkan şampiyonun böyle farklı yetenekleri bayağı bir yaratıcılık katıyor ya oyuna. Hani bayağı bir yaratıcılık katıyor ama ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Çünkü bu fazla bir yaratıcılık katmış. Değil mi? Yani birazcık çok güçlü. Çok fazla güçlü yapıyor bence o skill'i. Aslında old school şampiyonların da yani ilk çıkan şampiyonların da bir şekilde rework yani tekrar yapılandırmalarının sebebi de daha fazla yaratıcılık katmak ve onlara da güç verebilmek. Bu arada ortada bir aksiyon var. Dux'un ölecek mi? Öldü, evet. Üzerine Bokeh'i de almaya çalışıyorlar. Revanche'den çok güzel bir derisini yüz. Evet. Ve onu da alabilirler. Bu arada ortada toplanıyorlar. Artık takım oyununa dönelim hadi dediler. Yandan yalnız Zerg Sting ve Dari. Oo. Ya 2'ye 4 yapmazlar herhalde değil mi? Yapacaklar mı? Bence o Q tutsaydı direkt Jinx'i kesebilirlerdi. Oo, çok güzel yine de. Çok güzel kayıtlıyorlar şu anda. Ama Unit Back flash hit yaparak bence şu anda yaptıkları çok güzel bir iş. Çünkü eğer bunu yapmasalardı orta koridordan o 4 kişi gidip de orta kuleyi alabilirlerdi. Ama şu an hem ya ne kadar 2 skor verselerdi o nasıl bir ultiydi Marshall'dan? Aslında düşündükleri skill atarak yani kayıtlamaya çalışmak Amumu ultisi sayesinde. Bu arada üstte hep aynı şey oluyor. Oldu. Evet, birebir. Şey oluyor. Yenişemiyorlar bir türlü. Koridorda. Ya orta koridoru kurtardılar ve ölmemeye çalışsalardı yine de öldüler ama yine de bence değdi yani buna.
4 diyorsa yani. Evet, para farkına bakarsak bu arada 4.5K kadar bir fark oluşmuş. Kapanmayacak bir fark değil ama evet. Bence Blue Team'in seçimleri, şampiyon seçimleri bayağı güçlü durumda şu anda. Ama ekstra bir place görürsek bu arada Dari çok güzel bir... Dari çok fazla vuruyor. ...üveteliğin sayesinde tuttu. Ulti güzel attı unit back fakat ultisi kurtarmadı unit back'i. Bakalım devam edecekler mi? Bu arada Thresh geldi, Revanche geldi. Marshall kurtarılabilecek Dari inandı. Mi? Ama... Dari ignite var üstünde. Aa, çok şifa. Güzel bir şifa. Şifanın gücü. Bu arada Ahmet Style aşağı geldi artık. Revanche nereye kaçıyorsun? Kaçacağın yer yok. Buradan bayağı çevirdiler aslında. Hiç kill vermeden 3 evet. kişiyi kesmeleri. Birazcık para farkını kapattı fakat Ahmet Style'ın buraya inmesinin dezavantajı da yukarı koridorda yüksek evet. ihtimalle kulenin gitmesi olacak. Aşağıdan da alıyorlar. Kule trade olacak. Evet. Ya zaten yukarıdan almış kuleyi Ahmet, o yüzden çok da şey değildi yani, önemli değildi bence aşağıdan gelip bu kadar skora yardım etmesi. Aynen, bu arada Lee Sin arkadan geldi Dax'ına. Dax'ın ulti attı, bakalım place yapabilecek mi? Geri kaçmaya çalışıyor, ultisine geri dönecek. Yaptı fakat kurtarmadı. Çünkü 7 slow bayağı yüksekti. Bu arada Caitlyn'i yakalayan bir Lee Sin var, bakalım öldürebilecek mi? Öldürmüyor çünkü oyun bıraktırana yani Marshall'a bıraktı skoru. Bir ejderha göreceğiz. Bu arada üstte Elvins, bakalım kesebilecek mi derken geri çıktı. Çünkü Amumu'yu gördü galiba veya hissetti. Bu arada çünkü görmedi. Oda basmaya ne dersin? Birinci odaya ya da ikinci odaya. Okey. Hangisine girelim? Let's birinci. Bence birinciye girelim. Yerel tamam. takıma girelim Hadi. Önce. General switch. Nasıl gidiyor beyler? Lan nasıl ediyorlar ya? Abi böyle takıma lanet olsun. Hakan çok iyi oynuyorsun. Ne düşünüyorsun sen de? Nasıl gidiyor? Abi, kazanacak mısın? Yanımda Marshall var abi. Kendisi en iyi AD carry galiba. bir şey soracağım. Nasıl? Abi Ferit'in build'ini yaptım. Ferit gibi oynayamıyorum. Oha dedi. Güzelmiş. Diğer odaya geçelim mi o zaman? Tamam go. Tamam. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Cemme. Ya abi. Bir akıl oyunudur gidiyor abi. Akıl oyunları yapıyoruz. Akıl oyunu yapıyoruz birbirimize. Kazanacak mısınız? Nasıl gidiyor oyun? Tabii ki de. 3 dakika öncesinde gerindesiniz ama. Ya biz avantaj verdik de biraz. Yende döndüm. Vay. Niye hiçbir şey yok burada? Sonra döndüreceğiz. Tutturamamışım. Biz late'de her türlü alırız. Ben Rabo'dan aldım. Güzelmiş. Tamam o zaman hadi biz lobby'ye kaçalım. Ya sunucu odasına. User left your channel switched. User joined your channel. Geldim. Bayağı eğlenceli geçiyor. Aynen bayağı eğlenceli bu arada. Bir baron denemesi mi göreceğiz? Ama çıktı Dari. Bayağı da hasar yedi barondan. Gold farkı bu arada kapandı gibi. Evet. Yani yükseltemiyor. Açamıyor farkı. 4.5K'ydı bir ara. Şu anda tam 4K olmuş ama yani daha fazla açabilirdi. Çok daha öndeydi çünkü. Şu an 4K. Bence 4K çok büyük bir fark değil yani. Eşya bakımından. Eşyaların değeri bakımından. Hani ne alabilirsin 4K'ya diye bakarsak. O yüzden çok fazla... Elvin. Lank'ın başı dertte, Elvin'in başı dertte. Büyük ihtimal ölecektir diye tahmin ediyorum. Güzel bir oyun geldi fakat evet. arkada Ahmet Style. Ahmet orada bekledi biliyor musun? Aynen. Kesin buraya döner. Aslında kendisi de bir orta koridor oyuncusu olduğu için ben olsam dönerdim falan mantığında ve orada bekledi. Zergsting'in eşyalar gerçekten gözlerimi kapatıyor. Zergsting? Ne almış öyle? Bu arada unit back. Bence ölecek unit back. Evet unit back. Ya öyle oldu. Hesaba katamadı. 100 canla falan bozdu. Kaçtı. İki sport'un ooo Revanche'nin aldığı hasara bakar mısınız? Dari şu an şey değil, destek karakteri oynamıyor yani.
Şu an bildiğiniz orta koridordan falan fazla vuran bir Dari var şu anda. Bu arada Dux'ın da çok güzel kaçtı. Alt koridorda Leyli Nihar sinirlenmiş durumda bayağı takip etti ama en sonunda bıraktı. Bu arada Ahmet Style evet. Erlin Ahmet Style düşürmeyi başardı. Hemen öldü çünkü kamera gitmedi bile oraya. Biliyorsunuz LeBlanc'ın orta koridorda Marshall yakalandı ve ölmesi bir oldu. Bakalım orta koridordan kuleye devam edecekler mi? Para farkı yalnız kapanıyor. 2K'ya, evet, 2.5K'ya kadar. Bu kuleyi de aldıktan sonra 1K olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Yani 2K, yakla, 2K. Evet, yaklaşık 2K'dan düştü şu anda. Eşyalara bakarsak, eşya dizilimine. Eşyalara bakmayalım bence. LeBlanc normal, tamam. Şimdi ilginç olanlara bakalım. Bence Lee Sin de normal, tamam. Lee Sin Trinity gidiyor, çok görmediğimiz bir şey. Evet. Onu söyleyebiliriz. Lee Sin Trinity. Aslında olabilir, çok şey değil ama sanki böyle biraz şımarık bir eşya gibi bence Trinity. Hani evet. Çok skor alırsınız, ondan sonra gidersiniz. Bence. Bence de. Amumu da ölüm ateşi pençesi, Deathfire Grasp. Evet, ama biraz... Eğer o kombo'yu iyi yaparsa... tek atamayacağı şampiyon bir yani Kyle Woods sayesinde olabilir. Bir de Lee Sin olabilir diye düşünüyorum. Ki şeye, revanche'ye... Yalnız revanche'ın eşyalarına bakar mısın? Destek karakterine üçlü gidiyor. Bu arada Ahmet yakalandı, of çok çok. Oo, çok güzel bir kick geldi Lee Sin'den aslında. Bu arada ulti geldi fakat Gragas o şişmanlığı sayesinde arkadaşlarını korumayı başardı. Şişmanlığı sayesinde. Önlerinde durdu. Ya nasıl bir hasar aldı orada ya Ahmet? O LeBlanc'ın hasar ne kadar vurduğunu biliyorsunuz ama her seferinde onu gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Tahmin edilmiyor ya. Evet. Ağzınız açık izliyorsunuz her seferinde. Bir baktı ama kule altına girmek istemedi. Evet. Poke dans ediyor. Elvind arkalardan dolaşıyor. Evet, Elvind sinsi planlar peşinde. Sinsi planlar, sanırım bakalım. Hakan'la anlaştı, sen gir ben de sana karanlık geçiş atarım ve çıkarsın diye düşünüyor W. Evet, şu an Elvind kombosunu yaptı ve... Elvind emeline ulaştı. Diyebiliriz. Evet. Play'ini yaptı. Gafil avladı. Evet, mavi takım bastırıyor. Bakalım kuleyi deneyecekler mi? Erlint yine aynı şeyi yapmakla ısrar ediyor. Oo, güzel bir insek fakat kimse devamını getirmedi. Bu arada Zed Elvind'e kombosunu yapıyor şu anda. Ignite'li Elvind fakat öldü. Ortada revanche Kylo sayesinde yaşamayı başardı. Dux'ın bir sıçra Q attı fakat yetmedi hasarı. Ahmet geliyor. Şu an Yunus Bek'in Ahmet üzerinde ama... Fakat item eksikliği olduğundan dolayı yaramadı. Dux'ın mükemmel bir oyun. Caitlyn'le, gerçekten Zergsling'le tam ultisini atıyordu aslında. Hatta ultisi şu an şeyde, bekleme süresinde bakar mısın? Bu arada revanche'ı da yakaladı Zergsling. Revanche'ı da kesmeyi başardı. Zergsling akıl çok oyunları. Çok güzel oyunlar yaptı. Zergsling güzel playler de yapıyor fakat böyle hani zeka dolu şeyler yapması bayağı hoş oluyor. Ya mesela orada o ulti birazcık daha geç atsa Zed'in ölümü demekti bu. Ve orada takip etmesi, takipçiliği bayağı güzeldi. Kesinlikle. Olması, belki de side'ı kaybedecekti, göremeyecekti. Evet, evet. Bu arada Elvind karşı ormana doğru yöneliyor. Bu arada Caitlyn'i gördü, kombosunu yaptı ve geri çıktı. Fakat Zed geri döndü. Elvind de oradan uzaklaşıyor hemen. Aslında E'sini attı orada fakat yani o kadar ani ya, bir hasar veriyor ki asla yani hiçbir şekilde kurtulamaz ondan. Bu yıldın da bir şeyler yapması lazım. Ahmet Elvind kapışması. Bakalım geri gelecek mi diye bir durdu ama. Yos. Ya niye gelsin o ki? O riski almaz. Aynen. Björsken'in öyle bir şeyi var ya. Yunus Bek'le Dux'ın arasında bir
Savaş var bakalım. Daxın hayır kaçamadı. Brütbeck'in şu anda verdiği hasar çok yüksek yalnız. Evet evet. Nashor'un dişi ve Lishbon. Yalnız mavi takımın ani hasar ne kadar fazla. Yani LeBlanc olsun, Kyle olsun çok böyle ani hasar verebilecek şampiyonlar. Revanştan gene güzel bir hareket gördük. Oo, ama Mumurti çok fazla vurdu. İnanılmaz fazla vurdu fakat... 2'ye 2 bir değişim oldu. Derken, evet. Bu arada hit kaçırıyor Zergsting. Bakalım... Minyona mı vurdu orada? bayağı vurmadı bildiğiniz. Elvind geldi ve topladı evet, onu. Temizlemeye geldi. Deinohar yukarıdan minyonları biçiyor. Çok... Aslında canı azalmış. Sanırım savaştan geri döndü, oraya gitti. Elvind gene sinsice oyunlar peşinde mi? Zed karşısına geldi. Para farkı bu arada 5K açılmış. Kulelere bakarsak, kuleler konusunda kırmızı takımın aslında renk körü modunu ayarlarsam sanırım daha güzel olacak. Çünkü aynen, kırmızı takım diyoruz fakat böyle mi olması gerekiyor? Kırmızı takım diyoruz fakat mor bir takım var orada. Bu arada Elvind Zed'e kombosunu yapacak mı bakalım? Elvind yine sinsi. Ama revancı comeback çaldı. O an tepkisi nedir şimdi? Daha önce böyle bir şey olmuştu illa ki. O an tepkisini burada söylemeyelim bence. Ben biliyorum ki, sahne de biliyorum ama. Eminim Lilo çalmıştır öyle bir skor. Var, çok oldu. LeBlanc'ı gerçekten güzel oynuyor. Hı-hı. Şu anda Elvind. Yani LeBlanc'ı arada... da böyle sinsice oynamak lazım. Üst koridorda Ahmet Style kombosunu yaptı ve sen ne yapıyorsun dedi Lee'sine. Aşağıda Gragas'ı düşürdüler. Lee Sin üst koridorda düştü. Ahmet bakalım yaşayabilecek mi? Hayır. Kyle'ın Yasuo antisi olduğunu buradan anlayabiliriz. Evet. Oo. Unitpack ne yaptı? Unitpack'in hasarı artık inanılmaz fazla. Yasuo'nun o W yeteneği, duvarı Kyle'ı işlemiyor. Evet. Çünkü Kyle'ın E yeteneği o duvardan vurabiliyor. O yüzden Yasuo alındığı zaman normal solo Q'da, West'te, yüksek Elo'da genelde Kyle çekilir karşısına. Böyle bir counter'ı Lane'de gerçekten çok counter'lıyor. Bu arada Zergsting kovuluyor Kyle'ı. Evet. Aşağı koridorda da inhibitor kulelerine kadar girdiler. Kyle hiç geri adım atmıyor. Oyun bıraktırandan bir ulti fakat tutmadı Dux'ına. Oyun bıraktıran Marshall bu arada arkadaşlar. Evet. Ne kadar yaratıcı bir isim. Bu arada duru gözü attı Dari. Dari'nin duru gözü ya. Oo, unit pack kulenin arkasından geliyor. Ters yoldan. Bakalım, onu izleyeceğiz. Aşağı koridorda Jinx. Ahmet Style. Ahmet Style Jinx'i aldı. Yukarıda bir şey olmadı. Yukarı bakalım derken aşağıya kaçırdık. Zergsting oradaki kapının yolunu kullanarak kaçmayı başardı. Leonhard'dan bir insek görecek miyiz? Bu arada Dari yakalandı ve Dari çok ani bir hasarla mahvoldu. Unit back. Canı çok az, ultisi var. Kyle düştü bu arada. Kyle'ın düşmesi kırmızı takım için bir avantaj olabilir. Çünkü gerçekten çok kaslı. Bu arada Elvind kombosunu yaptı gene Zed'e fakat bu sefer öldüremedi. Evet, o zincirin tutmasını beklemedi. Çünkü Zed de geliyordu. Sadece evet, hasar vermek istedi biraz. Dürtmek istedi. Bir sonrakine zaten öldürürüm diye düşünüyor sanırım. Bakalım Dux'ın ve... Zergsting kendi ormanları da. Ahmet Style bu arada Q attı fakat ultisini atmadı. Havada olan revanca. 3'e 3 bir savaş ama 4 oldular. Marshall da geldi. Bu arada Ammu da geldi. 4, evet. 4'e 4. 4'e 4. Bakalım Ammu girecek mi? Giremeden öldü. Ammu
Amon çok fazla hasar var. Evet, fakat eşyaları yani bir Amon'dan asla beklenemeyecek eşyalar. Bu arada 4'te 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 4'te. Bence Amon'u Dari Elvins gibi oynamalı şu anda. Evet evet yani kesinlikle. Çünkü sinsice yaklaşmalı yanlardan. Ama Blue Team'de yani mavi takımda çok iyi wardlıyor yan tarafları. Evet. Ne yapacak bir fikrim yok. Oo çok güzel bu arada combo yaptılar ve adlar. Boke sadece ben ilk başta şey düşündüm. Hani arkaya atmaya çalışacaktı ultisiyle ama yanlış evet. attı diye düşündüm. Ama sadece Naktik havaya sayısını. Uçmasını sağladı ve havadayken direkt Yasuo ultisini attı. Aynen. Güzel bir taktik akıl oyunu yaptılar. Bu arada Thresh'i gördüler galiba. Thresh'e bakalım. Ulti geldi şimdi Dux'ından fakat çok güzel bir flashla revanç kaçmayı başardı. Aslında Momo'nun bu tarz bir eşya seçimi yapmasında belki de şeydir hani bu arada yine bir skor aldı. Hani karşı tarafta çok fazla ani hasar var ya zaten çok hemen ölebilecek şampiyonlar. Ona karşı onu counterlamak gibi bir düşüncesi vardır. Bu arada Ahmet Style çok fazla hasar aldı düşmeden. Zergsting fakat orada düşüyor. Yanlış pozisyonda kaldı Zergsting. Evet. Arada kaldı ona ultileyim derken. Aynen. Bakalım kırmızı takım sanki geri dönüyor gibi ya. Hı. Akıl oyunları. Para farkı ne kadar... Ya aslında bu dakikadan sonra para farkı çok da şey yapmıyor. Güzel bir rüzgar duvarı. Onun ismi nedir bu arada? Bakalım hemen. Rüzgar duvarıymış bu arada. Rüzgar duvarıymış. İsmini yok hiç abi. Bilmiyordum yani. Ya çok da şey değil aslında. Bu arada Dari alamadı skor. Bence alırdı da biraz riske etmek istemedi Boke ve direkt çaldı. Ya ben bir E daha atsa. Hasarı çok yüksek yalnız. Evet. Unit back Kayla. Oo revanche. Orada geriye dönen Amumu'yu yakaladı. Evet Totem şu an ilime girecekler mi bakalım. Oo çok güzel bir Q geldi revanştan. Güzel bir E. Devamı gelecek mi bakalım. Unit back şifa bastı. Alabilecek mi yoksa Lee Sin Q yeteneği sayesinde alabilecek mi? Q'su güzel yavaşlattı. Yok, girmedi. Girmedi. Benzin üstün içine. Bu arada totemlere bakar mısın? Mavi takımın her yerde totemi var. Kırmızı takımın çok çok daha az. 3 tane. Mavi takımın yeni bitti bu arada. Bunun sebebi de Lee Sin'in de totemler koyması aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Ve Amumu'da ward item yok. Evet. O yüzden o atılan totemlerde trinket zinet dediğimiz Hı-hı. totemler. Hı-hı. Çok kısa. 60 saniye. Evet, çok kısa 60 saniyelik. Bu arada combo geldi ve çok güzel bir kill almayı başardı Elvind. Boke böyle bir W basayım ya falan dedi ama çok istediği gibi olmadı. Anında yok oldu. Q'su kaçtı DC'nin. Evet. Çok böyle ince kaçtı. Yakalayamadılar. Zergsting kaçtı. Dari bu arada ultisi var Dari'nin ama atmak istemiyor zaten bir Q'yla ve Ahmet'in Q'suyla. Ahmet. Elvind orada bekliyor ve bekliyor. Evet oh. öldürdü. Hiç zincire gerek bile yoktu. Bu arada revanç düştü orada Amumu'dan. Güzel bir anlık hasar geldi. Amumu hala ultisini atmadı bu arada. Ultisiz alabilmiş revanç'ı. Amumu aşağıdan gelecek sanırım. Evet, evet. Baron'un yolundan geliyor. Haritadan bakarsak. Yok, karar değiştirdi. 33 dakika ve 86 skor. Daha da gelir. Orta koridorda savaş çıkacak mı? Ulti geldi. Yasuo, Gragas kombosu. Fakat Kayle ulti sayesinde yaşamaya devam ediyor ve Jinx güzel bir ulti atarak kill trade evet. yapmayı başardı. Oo, çok güzel, çok Yalnız, güzel. Elvind mükemmel etti. Oynadı. Kombosunu yaptı. Hemen W'ye bir daha Hı-hı. tıklayarak geri döndü ve onun ultisi ama yememiş onun o oldu. Ulti zamanını bile hani çok salisilerle kurtulabildi. Bu arada söksün. Baktı olmayacak ulti basayım dedi ama.
Jinx Splash abi. Oo, fakat... Marshall çok güzel bir kliz. QSS kasmış. Ben de diyorum boşa attı sıçrayı. Bıraktı aldı diye. Sanırım fakat... şu an chatte bir şeyler konuşuluyor çünkü sesleri geliyor. Nasıl ölmedin falan. Evet şu an chatte yine akıl oyununa geldim dedi. Dux'un. Çünkü Dux'un devam etse öldürebilirdi. Ama zaten öldürdüm deyip bıraktı. Evet. Cıvı yatağın mı o şu an ismi? bakıyorum. Şey. Evet, cıva yatağın. Ama şimdi cıva yatağını çevirdi. Hmm, evet. QSS'in ismini bilmiyorum. gümüş. Gümüşlü bir şey işte. Quicksilver. Evet. Peş. Aynen. Bu arada ejderha var. Aşağı korda ikili split yapıyorlar. Zed ve Yasuo. Yeni meta. Aslında güzel bir şey yapıyorlar çünkü mavi takım hiçbir şekilde buna karşılık vermiyor. Evet ve Jinx, Lee Sin gidiyor şu anda evet, Jinx, ama Lee Sin bence... gidiyor ama onlar güçsüz yani diğer evet. ikiliye bakıyor. Dux'un göstermedi kendini. Dux'un şu anda... Hala göstermiyor. Evet şu an artık göründüğü için çıkmalı. W ile ama... Jinx'e gitmeye çalıştı fakat Jinx'in... Yanlış bir communication oldu bence. Evet. Oo. Çok güzel bir Kyle ultisi geldi. Oooo Elvind ve Unit Back yani mükemmel oynadı. Maçın oyunlarından birini yaptılar. Bu arada aşağıda Ahmet ultisini attı. Bir kişiyi öldürdü fakat 3'e 1 çok bir şey yapamadı. Dux'un orada ben buradan tüyüyüm dedi fakat W ile giderken yolda o son vuruşu ile aldı Marshall. Ortadaki Elvind'le Unit Pack'in olayı gerçekten çok iyiydi. Zamanlaması müthiş bir Kyle ultisi. Evet evet Elvind... yani böyle 100 canı falan varken attı. Ve kesinlikle. Darin'in o tüm ani hasarının 100 can eksik kalması da bayağı şey bir vahim bir durumdu yani onun aynen. için. Yoksa tek atıyordu. Yani. Bir tane 435'lik yetenek gücü veren şey alsa böyle o bile yetecek ama yok. Ya da böyle ürünlerden falan bir şeylerle oynasa belki evet. alabilecekti. Çok ince hesaplar. Dari gene geliyor. Dayabilecek mi? Ama biraz hantal kalıyor ya late game'de. Değil mi? Evet. O konuda da sıkıntısı olmasa aslında gerçekten. Aslında old school şampiyonların arada, hepsinde öyle bir şey var. Bu arada önüne geldi bakalım. Kombosunu yaptı. Yanında ağlıyor. Bariyeri var. Bastı bariyerini ama... ve aldılar. Ya işte bariyer bahsettiğin şeyin mi? Aynısı oldu şu anda ya. Hantal. Evet. Gragas'ı da aldılar. Dux'un yavaşlattı onları gölgesiyle. Bir Q attı. Ahmet Style geldi. Oraya işaretlemeler geliyor. Leylü Nehar. Neden orada acaba? Bir... Karşı üste bir gideyim ya falan dedi. Şu an karşı üste aşağı doğru falan gidiyor. Bence zaman kazanmaya çalışıyor. Ya da biraz trollüyor. Daha alt koridordan girebilirler aslında. Bayağı Unit Pack yakalandı fakat ultisi var. Girdiklerine bin pişman oldular. Unit Pack tokat gibi vuruyor ellerini. Güzel bir trap geldi. Ooo Ahmet Style bir rüzgar duvarıyla tüm Elvind kombosunu engelledi. Ve üzerine de revanç almayı başardı. Revanç bir anda yalnız kaldı Elvind çünkü geri gitmişti W'suyla. Bu arada çok güzel bir ulti geldi. Dari fail izledik. Dari atamadı mı Q'yu? Atamadı. Yok şu an. Flash atamadı. He şu an. Keşke Q olsa. Ahmet aşağıdan iyisini aldı. Elvind kill almaktan sıkılmıyor. Elvind yukarıda evet. Amumu'yu az önce de Amumu'yu öldürdü. Ortadan. Bakalım yukarıdan inhibitörü açabilecekler mi? Unit Pack ama vurmuyor inhibitöre. Biraz takılıyor yani. Biraz kanlı geçiyor ya bu oyun. Ya bitirmek istemiyor. Şu an gitse mesela yukarıdan o kuleyi çok rahat alabilirdi. Kesinlikle. Lich Bane de var zaten. Evet. Lich Boan. Türkçesi.
Utsi Utsi var. Ama manası yok. Oo, çok güzel zon ya. Çok güzel zamanlama ama yetmedi. Yine de o tam böyle fıçı yere değerken attı ya. Bu arada Dux'ından çok güzel bir flash. Dux'ın çok güzel bir flash attı. Hani play yapmak daha doğrusu flash ya da... Kim geldi acaba odamıza? Ben geldim. Hoş geldin Trusan. Geldin. Selamlar, çekilişi Elvin hatırlatmaya geldim arkadaşlar. Dur. Bir üstünden geçeyim yine, unutulmasın. Evet, İzleyenler tweetlerini atsın. Bu yayının sonunda arkadaşlar Mavi Shop sponsorluğunda bir kişiye 12 GB'lık PlayStation 3 ve yanında da Assassin's Creed 4 vereceğiz. Bunu kazanabilmeniz için Multiplayer'ın Twitter ve Facebook sayfası, yok pardon, Twitter ve YouTube kanalını takip etmeniz gerekiyor ki Twitter'a, YouTube'a nereden ulaşabilirim diyenler için şu an Twitch'in alt tarafında 3 tane soru işaretli bir nasıl hediye kazanabilirim banner'ı var. Ona tıklayın. O sizi gayet güzel anlatan bir sayfaya götürecek ki şu an ben de oradan okuyorum zaten. Daha sonrasında Twitter'dan hashtag oyun oynarken içinde bulunduran ve YouTube isminizin yazan bir tweet atıyorsunuz. Bu YouTube isminizin şöyle olmasına dikkat edin. youtube.com/'e yazdığımızda sizin sayfanıza götürdüğünden emin olun. Çünkü yoksa bulamıyoruz sizi. Yani arada boşluk falan olmayacak. Bunun dışında bir şey yapmıyorsunuz ve istediğiniz kadar tweet atabiliyorsunuz. Çok tweet, çok şans. Hatırlatayım dedim. Ayrıca kazanamayanlar için PlayStation 3'ü de teselli ödülü olarak bu sefer de 6450'lik RP'lerden vereceğiz, tam 4 adet. Bunlar da Epin tarafından sağlanıyor. Böyle bir hatırlatma yaptım ve kaçıyorum ben. Güle güle. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bence yani bir şey kaybetmezsiniz. Kesinlikle deneyin şansınızı. Hani işte bana çıkmaz ya falan filan olayı var. Ama yani deneyin, ne olacak ki, ne kaybedersiniz. Güzeldir. Belki çıkar. Zaten mutlusunuz, daha mutlu olursunuz. Öyle. Şu an bir baron girişimindeler. Bu arada güzel playler falan oldu. Ben gördüm ama... Evet, ben de gördüm. Dolayı... İnsanlar da şey yapmıştır onu. Oo. Bokeh bu arada çalmaya çalışıyordu. Onu bekliyordu ama... Ona hiç... Oo, Dux'ın çaldı. Dux'ın... Smite yoktu çünkü DC'nin. Lee'sin çarpı yoktu, o yüzden Dux'ın girdi ve çaldı. Ama gene de bence Lee'sin çaldırmaması lazımdı. Çünkü Q yeteneğini beklemesi lazımdı. Aşağı koridorda Jinx'i öldürdü Ahmet Style ve devam etmeyecek tabii ki Lee'nin her geldi. Evet, Q'suyla da alabilirdi değil mi? Q'su da evet. Bir nevi hani küçük çarp diyebiliriz. Ooo, Dari artık affetmiyor. Dari olmuş. Hani bahsetmiştim ya, o anlık hasarı böyle 100 can falan bırakıyordu hani. Hani evet. Onun üzerine Elvent hiçbir defans eşyası almadı. Evet. Bu demek oluyor ki aynı hasarı sadece birkaç böyle fazla yetenekle yapabiliyorsunuz ki iki tane yetenek eşyası aldı. Bu arada Nexus kuleleri gidiyor. Nexus kuleleri gidiyor, bakalım bitirebilecekler mi? Dari Q attı, tutmadı. Ooo. Q 3 basic atak. Bokeh geldi, ult attı. Bokeh de ölüyor. Dux'ın bakalım, tek tek ölüyorlar. Tek tek ölüyorlar. Yalnız Unit Back... Unit Back ne yapıyor? Kylo çok iyi oynuyor şu evet. Anda. Yani şiir gibi oynuyor. Yani Unit Back'i artık... acaba Ant'ın mid'i olarak mı göreceğiz? Var bir üste girip flash'la geri çıktı. Ya gerçekten bu tarz oyunlarda... Oyuncuların hani kendi rolleri dışındaki oyun rollerde de güzel şeyler yapabildiğini görmek bayağı beni sevindiriyor. Çünkü ben hiçbir zaman böyle iyi oynayamam bir koridorda. Bu da yeni nesil oyuncuların, gerçi Unit Back eski ama yine de diğer oyuncuların da öyle olması bayağı beni sevindiriyor yani yeni evet, kesinlikle. Oyuncular için. Ya bu da aslında senin yaptığın şeye geliyor hani... bazen rol değişikliği yapabiliyor ya oyuncular. Evet. Bu oyuncuların da buna yatkın olduğunu gösteriyor. Yeni oyuncuların. Bu da Türk LoL'ü için bayağı sevindirici. Kesinlikle. Ya zaten her koridoru oynamak bence profesyonel bir oyuncu, League of Legends oyuncusuna büyük şeyler katıyor. Nasıl katıyor? Her koridorun
damage'ini, hasarını görmüş oluyorsunuz. Evet, her koridorun evet. mekaniğini öğrenmiş oluyorsunuz. Mekanikleri çok çok fazla geliştiriyor yani. Ben kesinlikle. Bir süre sadece Lee Sin oynamıştım ve baya baya bir geliştiğimi hissetmiştim yani. Baya yani hissediyorsunuz sen, onu. Geçen şey demiştim mesela biraz önce. Üst koridorda Ahmet de bir mid oyuncusu olduğu için nerede ne yapacağını Alvin'in biliyor. Hı hı, aynı evet. bu şekilde siz de bütün koridorları oynayarak karşınızdaki rakibin nerede ne yapacağını kestirebilirsiniz. Bu arada Dari bu sefer olmadı. Evet. Jinx aldı Yasuo bundan önceki pozisyonda. Alvin bu sefer tek yemedi. Sanırım kombosunda bir şey yanlış yaptı Dari. Ya Q'sunu tutturamadı ya... bu arada Dari şeyi atmamış. Ölüm ateşi pençesi miydi? Evet, onu atmadığı için. Evet, ölüm ateşi pençesi. Öldürememiş. Unit pack yalnız neden hiç hasar almadı bilmiyorum. Çünkü bakar mısın eşyalarına şeyin, Jorksting'in? Best. Ooo, bu arada... Bu ne? X Leylunehar. X Leylunehar geliyor. Yok, yok. Yasuo var, yalnız... Yasuo var, Bongo evet. var. Bakalım. Aa, çok güzel kaçtı. Hayır, yetmedi. Olmadı. Ahmet Star'ın Q'sunda çok güzel kaçtı son anda attığı aslında, totemle. Koruyucu meleği çok uzakta açıldı şeyden. Nexus'tan. Evet, evet. Bence evet. alabilirdi. Hı-hı. Yalnız o anda bayağı dokunaklıydı böyle. Tam vuruyordu. Hani Lee Sin böyle takla atarak gitti ve böyle yere yattı sonra geri kalktı falan. Güzel bir an oldu. Animasyon olarak bayağı dokunaklıydı. Bir filme koyabilirsiniz o anı. Bu arada Dux'ın ulti atıyor Jinx'e ama Quicksilver Sash'i var. Acaba yatağın yani. W'yi erken attı biraz ama evet. gene de kaçacak. Zaten oradan. Yetmezdi aynen. Hani evet. ultisiyle direkt geri dönecekti. Unit back geldi bu arada. Q attı. Ulti geldi Boke'den. Ama kesemedi. Çok az canına kaçtı. İşte Gragas'ın o Q'su, atak speed debuff'ı değil mi? Sayesinde kaçtı bence. Evet, evet. İnanılmaz atak speed kırıyor. Onu hiç düşünmemiştim, evet. Kayla karşı böyle... aslında alınabilecek şeylerden. Ama buradan bir combo geldi, tekledi direkt. Güzel bir bait oldu Zergsync'den. Zergsync. Tekledi. Bakalım Dari'yi alabilecek mi? Yani yine çok az canlı. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır. Kesin kaçamadı ama yine de evet. Ölmeden önce bir skor aldı. Bu arada Ahmet Style yalnız olduğunu düşündü. Lisine girdi fakat Thresh ve Kayle yetişti. Kurtardılar Kayle'ın ultisi sayesinde. Revanche'dan bir flash Q denemesi. Oo. Kötü yere flash. Evet. Zed'de kötü yere flash attı. Unit back'in önüne ve öldü. Gragas kaldı yani, sadece. Bitirecekler sanırım oyunu. Bakalım Zed'de Gragas kurtarabilecek mi? Ben yeni gördüm. Zed'de Zonya. Yani son nokta. Zed'de son nokta buymuş. Ben bir ara AD Carry oynarken AD Carry'ye Zonya kasmayı evet, düşünmüştüm evet. gerçekten. O şey değil aslında. Bence ya. Öyle bir item gelmedi evet, evet. ya League of Legends'a. Değil mi? Fiziksel hasarla vuranlara kesinlikle yani bir... biraz kayırmaca gibi oluyor sanki. Yani AP kirleri biraz daha önde tutuyorlar sanki. Ve bitirecekler oyunu burada sanırım. Bence Show Must Go On devam ediyorlar. Ve base'de kesmeyi başardılar. Jorksting'i. Ooo. Dari ne yapıyorsun? Kekre cüce, küçücük. Herkese tek atıyor. Dari'nin zaten öyle bir şeyi var. Böyle tek sayfasına falan da hep yazdığı ya da öyle bir olayı var. Darius'un aslında öyle bir olayı var. Dari'nin de çok kullandığı bir şey. Ya direkt ismi Dari yani. Jinx bu arada bir backdoor mu? Evet, bence onu bekliyor. Deneyecek ama Dux'un güzel bir totem koydu. Baron şu anda. Evet, Baron'a koşuyor şu anda. Ya direkt alabilirler ama alt koridordan pushlayan bir yaz
şu an ne kadar troll bir oyun olduğunu görebiliyoruz. Yani eğer 3 kişi baron yaparsanız ortanız da açıksa yani direkt bitirebilir karşı takım ama o baronu alalım da en azından biraz riskli bir karar ama yani böyle bir oyunda da alınabilecek bir karar. Fazla da bir şey vermiş olmalı aslında. Evet evet. Ya çünkü mavi takım onların baronu alabileceğini asla hesaba katmadı ki. Yani en fazla üstün bir yerinde bekliyorlardır falan. Hani Nexus'un önünde bekliyorlardır biz backdoor yapmayalım diye düşünüyorlardı. Evet. Bu sayede baron güçlendirmesi de... Elvin gidiyor. Q'yu atamadı Ahmet ilk başta ama yine de aldı. Skoru Elvin ve Zergsting arasında bir savaş oldu. Zergsting üstüne dönüp canını dolduracak. Burada Nexus da canını yenilemeye devam ediyor. Neredeyse evet. Fullemiş. Nexus'un canı doluyor. Zaman geçtikçe. Dari duru gözünü çok iyi kullanıyor. Dari'nin duru gözü. Aslında duru gözü bence suikastçı şampiyonlara alınabilecek bir şey. Yani, tabii ki çok spesifik bir şey. Ama neden olmasını var bence. Bence bir de var yani, yani. Belli bir setup'a göre, kompa göre olabilir. Yani taktiğe göre olabilir daha doğrusu. Q'sunu attı, ultisini attı. Revanche'ye tüm hasarlarını harcadılar fakat... Bu arada Kaido Lee Sin sayesinde. Lee Sin evet. Bitirmeye çalışıyor oyunu. Ve... bitirdi. X'le elüne har. Hayır bitirmiyor. Bitirecek ama bitirecek. Ve bitirdi. Blue Team kazanmış oldu. Lunehar, biz bile görmedik. Nereden ne ara girdi bilmiyoruz ama. Girdi bir şekilde ve mavi takım kazandı oyunu. Bu arada bizim takım tutmamız lazım. Bir tarafı sen bir tarafı benim tutmam lazım. Ama önemli değil yani. Dostluk kazandı. Güzeldi. İyi oldu. Dostluk kazandı. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet, Trusan'ı çağıralım istersen. Evet. Trusan şu anda burada. Sen yaz istersen ben... Tamam. Şöyle alayım. Birazcık chat'i okuyabilirim. GG oh be falan. Adamsın diye. Bayağı şey... uzun olduğu için oyun. İnsanlar şey yapmış. Bu arada 77'ye 64'tü skorlar. Bayağı bir skor oldu. Bol bol. İstersen son kez işte bir maç nasıldı falan diye bir gidelim. Aynen birinci odaya bir geçelim. Aynen bence. Hadi. Maç nasıldı beyler? Maçla ilgili görüşleriniz. Kal. Bayağı iyiydi abi. Çok kısa süren bir maçtı gerçekten. Dari'yle birbirinize tek atmadık. Çok eğlendik. Abi İshak bayağı iyiydi ya bu arada. Evet. Benim maçlarımı yanıma koymayın bir daha lütfen. Leylinar güzel şeydi, backdoor'du. Aynen. Beni de övün abi, ben de iyi oynadım. En iyi sendin aslında falan. İyiydi, güzeldi. O şey falan... Hani Dux'ın sana ulti atması ve öldürdüğünü sanıp geri dönmesi ama senin orada... Boston Quicksilver Sash. O bayağı şeydi, güzel akıl oyunuydu. O ya da olayınız iyiydi. Koridorda ya da bayağı iyiydiniz. Ben de geldim. Hoş geldin. Bir takımlarla bir konuşuyorduk. Elvin'in olayıyla bilen Kyle. Son anda ulti, son anda combo. Bayağı iyiydi. Bir aşağı odaya da uğrayalım o halde. Hadi go. Channel switched. User joined your channel. Çok teşekkürler arkadaşlar. Nasıldı oyun? Gayet eğlenceliydi. User joined your channel. Güzel değil mi? Orada Lee Sin'i göremedin sanırım. Yani sinsice girdi. Biz de göremedik zaten. Evet, ve backdoor evet yaptı. Zaten çok fazla bitirme şansları olmuştu ama birazcık uzatmak istediler sanırım. Zaten biraz daha uzasa evet, belki şeyde geri dönüş de olabilirdi. Artık bitirelim dediler. Ahmet, LeBlanc Yasuo matchup'ına ne diyorsun? LeBlanc Yasuo matchup'ı biraz skill'e dayalı ya. Aynen bayağı birbirinizi kestiniz bayağı. Sürekli böyle birbirinizi öldürüyorsunuz. Bir şey yok böyle, yenişme yok. Güzeldi. Dari'nin yalnız herkese tek atması ya. O bayağı şeydi, komik bir durumdu. Hani destek oynayıp böyle, sonra işte Elvin dahil işte herkese.
Elvin de çok öldürdü ama sanırım o birazcık daha kırılgan olmasından dolayı. Evet. Elinize sağlık beyler. Evet, çok teşekkürler. Yukarı odaya da teşekkür edelim. Sonra aynen, sunucu odalarına geçelim. User left your channel. Çok teşekkürler arkadaşlar. Geldiğiniz elinize için, katıldığınız için ellerinize sağlık. Teşekkürler. Evet, Tursan sendeyiz. İstersen çekilişten bahset ya da... Tamamdır. Şöyle, ben burada şu an program zaten son tweetleri de çekiyorum. Şu an son kez ben bir göstereyim. Ben de geldim ya. Ne yapacağımızı... Ben de geldim ya. Hoş geldin Artan abi. Beyler çok iyi yorumlar, çok iyi anlatım. Çok teşekkürler. İyi, eğlenceli bir maç oldu. All Star. Her hafta böyle etkinlikler yapacağız. Yine Türkiye'de trending topic olduk. Bütün izleyicileri, PlayStation kazanmak isteyen şanslı yarışma katılımcılarına başarılar ve de bol şans diliyoruz. Zaten hani yarışmayı anlattık biliyorsunuz. Oyun oynarken hashtag ile işte içinde YouTube uzantı isminiz olan bir tweet atacaksınız. Evet. Kazanma şansı var. Her haftada böyle büyük ödüller, daha da büyük ödüller vermeye başlayacağız. Hatta önümüzdeki hafta LoL yayınında dünyadan bir takımın imzalı tişörtlerini dağıtacağız. Şimdiden sürpriz olsun, kim olduğunu söylemeyeceğim yani. Bir nasıl hediye kazanırız son kez bir göstereyim isterseniz. Lütfen abi. Bence de. Özellikle followlamayanlar olabilir. YouTube evet, ve Twitter'ı yazık olmasın. Twitch.tv/multiplayer izlediğiniz kanalın aşağısında soru işareti var turuncu. Ona tıklıyorsunuz. Oradan şimdi birazcık aşağı indirin ve orada göreceksiniz. Öncelikle Multiplayer'in Twitter sayfasını takip ve Multiplayer'in YouTube kanalına abone olun. Buradan linklere gidebiliyorsunuz direkt buradan. Böyle Twitter sayfasına ve YouTube kanalına gidebiliyorsunuz. Takip edin ve abone olun. Ardından oyun oynarken hashtagini kullanacaksınız ve oyun oynarken hissettiklerinizi, neler yaptıklarınızı anlatacaksınız ve içinde YouTube isminiz geçecek tweet'in içinde. Onu unutmayın. Ki biz size ulaşabilelim kazananları. Evet. Yani toplam kaç kişiye? 5 kişiye ödül veriyoruz değil mi? Bir kişiye PlayStation, Assassin's Creed, bir kişiye de 6550 mi? 650 RP veriyoruz. Evet. 6400 RP sanırım. Bu arada bayağı YouTube... Yüzde kafadar attım. Bana bayağı biz bayağı bir şeyler veriyoruz yani. Bir Ferit verir onu ya. Ferit'e kaçar o ya. Ferit adam başı 100 tweet, 100 RP verir misin? Tabii ki. Her zaman. Ya biliyorsun değil mi? Memeni açtın, olay oldu abi. Bütün dünya sarsıldı. Yeter artık, lütfen göstermez misin? Benden de istediler ama ben ancak kulak mememi göstereyim. Ama sözüm vardı. Yani. Sözüm vardı. Evet abi. Sözünü tuttun yani. Aynen. Yani söz verilmişse tutulur da onun dışında yani çok da şey bir şey değil değil mi? Ama insanlar çok bu konuda istediği için yani Ferit'te. Ferit, sende durumlar nedir şimdi? Biz ne yapıyorsun abi? Hayranların senden bir bilgi, bir şeyler açıklayacak mısın? Yoksa beklemede miyiz yani? 1-2 güne sürpriz bir açıklama gelecek. Şimdiden takip etsinler sayfamı. Şu anda söyleyemiyorum. Ama var, gelişmeler var. Benden bu arada tabii biz de Multiplay Waders diye bir LoL takımı kurduk. Başvurularınızı bekliyoruz. Genç oyuncular alacağız. Aşağıdan genç kadro yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ferit de tahmin ediyorum Kasım da bizim genç oyuncularımıza en azından yardımcı olacaktır bu centilmenlik konusu. Böyle bir ortalıkta haberler falan dönüyor. Ferit maalesef biz şey takımında, yani Ferit şu anda Multiplay Waders'da falan değil. Multiplay Live yayıncı ekibinde. Kasım da öyle. Evet. Onun için yanlış anlaşılmasın orada. Biz sadece yayın oyuncu değiliz. O anlamında profesyonel çalışıyoruz. Evet. Onun dışında onlara zaten sevgimiz sonsuz. Eyvallah. Bu arada ben araya giriyorum. Şu an Twitter'dan son tweetleri de yavaş yavaş çekerken şöyle yapacağız Kasım. Sana ben TeamViewer vereceğim. Benim bilgisayara bağlanacaksın. Ben buradan çekerken gösterelim. Senin bilgisayarında olur mu? Tamam. Var mı TeamViewer? TeamViewer'ım yok benim. Aa. Hemen yayını sana devretsek tabii ki indirebilirim ama yani ya yayını ben de devralabilirim. Tamam, ben şu an biliyorsun bu hafta taşınma muhabbetim olduğu için odanın background'ı bayağı şey. Tamam. Daha iyi abi, verebilirim. Göster millete yani ne haldesin diye. Bana yani, uyar yani. Yani rahatsız olan var mı dağınık odadan beyler, arkadaşlar? Team Weaver şu anda StarCraft yayınlarına başlıyorsun değil mi? StarCraft Türkiye şampiyonu olarak. Bakalım, benden StarCraft öğretiler olacak yani. StarCraft'ın ya, bayağı değerli bir Blizzard üzüyor bizi. Blizzard bu üzer. Sürekli üzen bir yer abi yani. TeamViewer şu anda indirdim. Kuracağım. Ardından sanırım IP'nin falan
olayı için birazcık karanlık ekran olması gerekiyor. Evet, yani bir senden Hı-hı. başka herkes bağlanmasın. Evet, evet. Onu bir şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar... 9. FIFA 14 çilingir turnuvamızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sonunda ben yanlışlıkla yüzüme pasta yapıştırmışım. O kızlar evet, onu şey yapmak istiyorum. Bakmak istiyorum. Lütfen izlemeyin çok. Yani özellikle. Bunu koyana da yarın kovacağım zaten yani. Doğum günü olduğu için muhtemelen bu arada sadece çalıştır dedim. Tamamdır, sen onu kur. Ben sana TeamViewer'ımı vereceğim ve bağlanacaksın. Kasım, sen evet. arada bir ekranı kapamayı unutma TeamViewer'da. Biz o hatayı yaptık geçen tur sonunda. Bilgiler gözükmesin bağlanırken. Oo, dostum, benim bilgilerim geldin. Gözüktü herkes sanırım ama bir şey ifade etmez değil mi bu? Değil de Trusan'ın bağlanırken tamam, tamam. şifresi falan. Şu an Trusan IP'ni ve şeyini bana söyleyebilir misin? Ya da benimkini mi sana söyleyeceğim? Yok yok. Hayır, ben tamam, söylüyorum tamam, sen tabii bağlanacaksın. Ki, tabii ki. Evet, tamam. Nereden yazayım? İstersin. Sen bana TeamSpeak'ten yazabilirsin. Şu an arkadaşlar bir GIF koyayım isterseniz. GIF koyayım. Benim klasik GIF'im. Koydun mu? Yollayayım mı? Sen bana at istersen şeyi. Ha. TeamSpeak'i de sonra aşağı al. Ne olur ne olmaz. Bu arada bir saniye. Kapatayım üzerden şu şeyi. Sonra ben sanırım ben şeyi bir saniye. TeamViewer'ı tekrar açayım. Teşekkür ederim Mertan abi. Çünkü ID ve şifre göründü. İnsanlar benim bilgisayarıma giriyor. O yüzden şu an tekrar en baştan başlayacağım. Sanırım yeni şifre verecek değil mi bu arada? Evet. Tamam tamam güzel. Video oyun bu hafta misafirimizdi. Video oyun bu hafta FIFA'nın misafiriydi. Önümüzdeki hafta gelecekler. Bu arada FIFA'ya gelmeyi düşünüyor musun Ferit ya? Geldi bir LoL'de sen bizi tokatlıyorsun. FIFA'da da biz seni tokatlayalım yani. Abi yavaş. Var mı FIFA? FIFA yavaş yani. FIFA'da da iyiyimdir. Vay, bir şey söyleyeceğim. O zaman bu cuma yok. Sonraki cuma kesin bizde FIFA'dasın abi yani. Tamamdır abi. Sözleştik tamam. O zaman. Okey, tamamdır yani. Ağlamacı olmasın. Tamam şu an. Ya sesler de karıştı. Bunu nasıl düzelteceğim? Pardon. Şöyle. Sesler duyuyor olman lazım. Evet, TeamViewer'daki sesi bir yerden kapatıyorsun ama nereden kapatıyorsun? Ha, tamam. Sağ alttan açtığında şey geliyor. Senin ve karşı tarafın ses bilgileri geliyor. Kulak mikrofon. Tamam, mute dedim. Okay. Oldu mu? Okay. Bir saniye. Mouse'umu bırakır mısın ama yani? Tamam, bir saniye. Aldı götürdü adam mouse'umu yani. Tamam, şu an sende. Sanırsanız olmaz bence. Ya bir şey söyleyeceğim, bayağı birlikte biliniyorum şu anda ya. şu an hala ses şey olabilir. Gayet yani. Bence sadece Tursan konuşsun ve çekiliş yapılsın, ardından kapatalım çünkü evet, ses olayını halledemeyiz. Bir de doğru okullar var. Doğru, herkes konuşuyor. Ben de özür dilerim, hatta ben kaçıyorum. Notere Tursan'a mevzuyu. Ferit Kasım, Deniz üçünüzü öpüyorum abi. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Eyvallah. Sesi bu arada hala yapalım ama çok karışık. Okey. O zaman yani. Şu an yayına benim bilgisayarım gidiyor gördüğüm kadarıyla. Çekebilirim. Gidiyor, şu an oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar son hatırlatmayı yapıyorum. Şu programı gördüğünüz programdan ben ne diyecektim? Önce seç diyorum. Bu seçtiğimiz tweet şu sol altta bir tane tweet açacak. Ve bu tweet'e gideceğim. Tweet'in içinde YouTube nickiniz olması gerekiyor. Sonra şunları kontrol edeceğim. Bu arkadaş multiplayer alttan çizgi TV'yi takip ediyor mu? Ve youtube.com'daki Twitter değil multiplayer apps kanalını followluyor mu? Bu ikisini kontrol edeceğim. Şöyle abone olundu yazması lazım burada. Bu ikisi varsa Nizami Gol deyip PlayStation 3 ve Assassin's Creed 4 Black Flag'i vereceğiz. Hazır mısınız? Sesim geliyor mu ya? Ben konuşmuyorum. Evet, geliyor. Kendi başıma konuşuyormuş. Go. Okey o zaman. Şöyle ilk önce PlayStation çekelim. Büyük ödül. Sonra da teselli çekelim. Uygun mudur? Tamam. Yoksa tamam. Önce tesellileri çekip sonra PlayStation mı çekelim? PlayStation önce. Evet, tesellinin amacı olsun. PlayStation ödülü Mavi Shop'tan gelecek arkadaşlar. Bol şans diyorum. Hatta Kasım sen benim mouse'umu yönetebiliyorsun değil mi? Tamam. Sen çek hadi. Seç diyeceksin. Seçe mi tıklayacağım? Evet.
Oo. Çıksın, çıksın. Tweet git diyeceksin şimdi soldan. Sola git, sola git, sola git, tweet. Aşağı, 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 aşağı. Tweet git. Evet. Can Gezgin. Bakalım. Önce bu Can Gezgin'in şuna bakacağız. YouTube demişim. Önce Twitter'ı follow oluyor mu? Follows you. Evet. Evet, test evet. Biri geçiyor. Daha sonrasında YouTube kanalına bakıyoruz. Burası sadece burası şey için, sadece aç, şey açmış, için bir, açmış profil sanırım. Profil sanırım. Evet. Hani böyle çok tweet atmak istemiş. Çok tweet'i de kendi kişisel şeyinden atmamış. Bayağı zeki ve istatistiksel şey yapmış. Yani. Şey yapmış yani. Hakkında ya da bakıyoruz. Multiplayer'ı da followluyor. Evet. Evet. O zaman sanırım PlayStation 3'ün talihlisi Can oluyor. Can oluyor. Can Gezgin. Can Gezgin. LOL King Gezgin ve Can Gezgin. Yani adı Can Gezgin şeyi LOL King Gezgin neden ona. Twitter uzantısı. Büyük ödülü kaptı ya adam. Gerçekten adam, kaptı. Adam aldı gitti. Ben motorlu maçı durdum abi. Bilgisayarım sıkıştı. Farkındayım abi. Farkındayım abi. Heh, tamamdır. Mavi Shop. S3 artı AC4. Can Gezgin. LOL King Gezgin. Tebrik ediyorum. Bugünün tebrikler, bu haftanın tebrikler. Büyük ödülü tebrikler, kazandı. Tebrikler. Büyük çekiliş diyelim şuraya. Ne kazanmıştı, ne kazanmıştı arkadaş? Ne kazanmıştı bir saniye. Büyük çekiliş bir tane daha varmış. PlayStation 3. Wow wow. Ve Assassin's Creed yanında. Aynen. Bire de. Leblebi. Hadi olsun. Alright. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Sonrakilerde 6450 RP çarpı 4. Yine aynen programdan çekiyoruz. Hı-hı. Çek. Tamam, Kasım. Tamam. Tweet git. Erdem Yılmaz. Oyun oynarken kafayı yememek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne açlık ne susuzluk, bütün fonksiyonların işleyişi duruyor. Erdem 0052. Bakıyoruz. Follows you. İlk testi geçiyor. Bunun YouTube'u bu sanırım. Olmadı 1v99'da katırız. YouTube. .com/. Bakıyoruz. Hakkında ya bakıyoruz. Takip ediyor mu? Evet, yes. Evet, Multiplayer'ı da takip ediyor. İlk değil bu. Evet, ilk 6450 RP kazanımız da böylece şimdi Erdem Yılmaz. Oluyor. Tebrikler Erdem Yılmaz. Pink.com.tr'den Mavi Shop şöyle koyalım. Tamamdır. Kaydet. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Evet, bir sonraki hızlıca. 6450. Çek Kasım. Tweet git. Oyun oynarken güzel şeyler hissediyorum. Arkadaşlar mutluluk oluyor. Adı Sea. Follows you. Evet, ilk testi geçiyor. Mutluluk oluyor. Çok güzel. B2 nokta. Beşiktaş 1-1 hakkındaya gidiyoruz. Evet, multiplayer. Bu da nizami bir gol. Buna da all about 20k. Burada ne kazandıklarını koymamışım. 6450 RP. Yes. Okay. Devam Kasım. Çözdün zaten tamam, işi. Tamam. Seçelim. Gidelim. Twitter. Multiplayer Live ile DayZ'de hayatta kalmak için. Bunu şeyle oluyor bu.
Ne denir ona? Mertan'la. Mertan yapıyor bizim şeyleri. Daisy koşuları. Daisy koşusu, Daisy yüzüşü. Baya fantastik şeyler yapıyor. Evet. Bu baya... Abonemiz. Bütün Pinti Panda'nın, Pinti Panda Live'ın, Multiplayer İngilizce'nin sıradan hepsine gitmiş bu. Boş geçmemiş diğer kanallarda. Pinti Panda'ya zaten Pinti abone olmayan var mı ki? Olmayan var mı ki? Değil mi? Abi Pinti Panda inanılmaz güzel insan. Evet. Yanında sunuculuk yapma imkanı da buldum. Gerçekten güzel çok bir insan. Güzel bir insan. Yukarıdan kopyalayabilirsiniz. Evet ya. Yazdım zaten. Yazdık. Ebru Lee Kenduz. Tamam, son çıkış. Yiyeceğim. Berit'in orada bir son nefesini duyduk ya. Zaten çek. Bizim konuşmalarımız iki kere gidiyor bu arada maalesef. Ciddi misin? Onu çözümümüz. Ama seninki tek gidiyor. Aa çok ilginç. Onu TV'den kapatabilirsin aslında. Fırat Kıl. Genius. Yakışıklı 099. Genius var ya Ferit. Sen de. Efendim? Çok güzel şey yaptın mantık. Ben hiç aklıma gelmedi. Sen çözdük olayı yani. Teknoloji özürlüsüymüşüz yani. Onu anladık. Ben burada yayını dinlemediğim için öyle bir sorun olduğunu farkında değildim bu arada. Şu an her şey çözüldü biraz sonrası da olsa. Oyun oynarken diye bir şey yok artık benim için PC'mi bozdum. Gönül isterdi ki geçenki Toshiba çekilişini kazanaydı. PC'ni bozduktan sonra. Bunun YouTube uzantısı olduğunu düşünüyorum. Umarım böyle yazınca çıkar. Umarım aynen böyledir. Bayağı bir uğraşmış çünkü. Evet çıktı. Evet Fırat Kıl. Hakkındaya bakıyoruz. Multiplayer. Kim evet. Yoshin Ferit. Ha burada. Yes. Bu tam bir lolcu ya. Ferit Sihirdar vardı. Hı-hı. Kim Yoshin. Boke biraz önceki maçta da vardı. Evet. O zaman yakışıklı 99. Bu da son tarihliydi sanırım. Aynen. Epincom.tr 6450 RP Bratkıl yakışıklı 90.099 günün 5 tarihlisi. Birisi PlayStation 3 ve Assassin's Creed 4 kazandı. Diğerleri teselli ödülü olarak 6450'lik RP kazandı. Noter olarak benden bu kadar. Siz bütün arkadaşları tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet tebrikler. Artık o zaman söz bende mi oluyor? Team Weaver'ım gözüktü. Tamam ben kapattım direkt. Başkan olarak sende. Tamam o zaman bir veda edelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İlk yayınımda devamı gelecek. Yanımda Ferit Riskatır Karakaya vardı. Ona da çok teşekkürler beni yalnız bırakmadığı için ve çok güzel bir yayın yaptığımız için. İyisiniz. Devam edin takip etmeye. Güle güle. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi geceler.